Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Tel Rifat'ta Esed ve PKK bir cehennem yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri SİHA'ları ceza kesti ve gerekenleri yapmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin olduğu bir tüneli vurdu. Özellikle buradaki tüneli vurdu ve ayrıca Esed çete üyelerinin bulunduğu bir noktayı da vurdu. Ve o noktada PKK ve Esed'in çete üyelerinin olduğu da aktarılıyor. Çok sayıda Esed çete üyesinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geldi. Evet, son dakika bilgileri. Türk Silahlı Kuvvetleri hem PKK'lıları hem Esed militanlarını orada kıstırdı ve vurdu. SİHA'larımız affetmiyor ve boş geçmiyor. Tünellerde gezinirken bile rahat değiller. Evet, değiller. Özellikle Esed'den bir açıklama geldi. Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi talebimiz, konusu önceliğimizdir. Ne oldu Esed? Erdoğan gidecek diye ağırdan satıyordun. Şimdi önceliklerini daha kibar ifade etmeye başlamışsın. Ama bil ki Esed, şu anda sana cevabı bu şekilde verdik. Evet, Esed'e bu cevabı aynen iade ettik ve Esed çete üyeleri ve PKK'ya cehennem yaşatıldı. İki PKK'lı teröristi tünelde imha etmek anlamı şu. Tünel ve sığınak delici bombalar mı kullandık? Akıncı'dan mı gitti? Evet, Akıncı sığınak delici bombayla onları havaya mı uçurdu? Bu da önemli bir dipnot. Tel Rifat'tan İdlib, Halep, Afrin, Soğanka ve Kefer Cenge köylerinde PKK'lılara karşı hedefler topçu angajmanı ve Akıncı TİHA atışlarıyla vuruluyor. Akıncı TİHA'nın sığınak delici bomba kullanacağını tabii ki teröristler ne bilsin. Onlar sadece etkisiz hale getiriliyorlar ve makus talihlerini yaşıyorlar. Türkiye kuzeyinde oynanan oyunlara karşı çok temkinli. Özellikle Rus aracı geçen size açıkladım. Mayına bastı ve yaralı ve ölen Rus askerleri oldu. Türkiye'yi kızdırırsan Türkiye'nin hiddetini yaşarsın böyle. Özellikle topraklarımıza Öncü Pınar Sınır Karakolu bölgesine ve bir de değerli izleyenlerim Elbap'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu üst çevrelerini vurarak Türkiye'yi yıldırmaya çalışıyor ve yokluyorlar. Ama ne yazık ki karşılığında büyük bedeller ödüyorlar. Ne yazık ki derken onlara acıdığından değil. Yani makus talihleri yaşıyorlar. PKK'nın artık oradan tamamıyla yok olması için Türkiye'nin perspektif ve yok edici, uygulayıcı doktrini devam ediyor. ABD'nin nasıl Ukrayna'da yolladığı zırhlar bir bir gidiyorsa, şimdi aynen Suriye'de yolladığı zırhların hepsi hurdaya çıkacak. Yani ABD halkından aldığı vergileri resmen terör örgütlerine peşkeş çekiyor. ABD halkı bu konuda uyanmalı ve yönetimlerinin Siyonist lobinin emriyle oraya aktarılan bu paraların hesabını mutlaka sormalılar. Evet, Türkiye geçen yapılan saldırının cevabını vermeye devam ediyor. Durmak yok. Geçen Rus askerleri mayına bastı. Ülkenin gerçekliğiyle tanıştılar. ABD ve tabii ki helikopteri de düştü. 22 tane ABD askeri yaralandı. Özellikle Rus askerleri yaralandı ve ölenler var. Bir taraftan da ABD askerleri düştü helikopterden. Neler oluyor Kuzey Suriye'de? Şanlı Türk ordusunun gölgesi şahlanıyor oralarda. Evet, ABD Suriye'de yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 askerin yaralanmasıyla Merkez Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerin çeşitli derecelerde yaralandığı söylendi. Yani ABD askerleri öldü belki veya ABD askerleri neden düştü helikopteri? Yani Suriye'nin artık kuzeyi size güvenli değil ABD. Artık güvenli değil, anlayın. Ne oldu? 22 tane askerin onun durumu ağır olduğu söylendi. Ya helikopter paramparça. Helikopter paramparça. ABD ne yapmak istiyorsun? Neden şeffaf davranmıyorsun? O askerlerin çoğu öldü. O askerlerin çoğu tabutlara kondu bile. Algı yapıyorsunuz. Yani karartmanın,
Basına karartmanın en ala yaşandığı ülke oluyorsun ABD. Özellikle askeri konularda hiç şeffaf davranmıyorsun ABD. Ne yapıyorsun? Daha donanımlı hastaneler diyor. Evet, helikopterler şu anda dediğimiz gibi helikopterler, değerli izleyenlerim, bir bir düşüyor. Silahları, Rusların araçları tabii ki bombalanıyor. Burada artık ABD burada istenmiyor ve Türkiye'ye karşı bir terör koridoru. Evet, terör koridoru oluşturmak için Suriye'nin doğusunda olmak üzere yaklaşık 900 ABD askerinin orada ne işi var? Şimdi bu düşen helikopterden sonra bir panik yaşayacaklardır. Artık onlar için hiçbir yer eskisi gibi güvenli olmayacaktır. Bu yapılan tabii ki saldırılar, Türkiye'ye karşı yönetilen terör eylemlerinin bedelini ABD oradan sıkıca ödeyecek. Şimdi bir taraftan Rus aracı vuruluyor, bir taraftan bunlar ve Türkiye'de terör örgütünün özellikle El Ayn El Arab, Terrifat ve Membiç bölgelerinde gezinen tüm teröristlerini motosikletli olanına kadar vuruyor. Yani Türkiye'nin bu konuda tavizi yok. Hızlı ve seri hareket eden Türkiye gereken adımları gereken yerde yapıyor. ABD'nin gözümüzün içine baka baka HIMARS füzeleri bile verdiği PKK, yakında helikopter bile verdiği duyulan bu ABD'nin özellikle PKK'ya bu kadar yardım yapması, orada onları büyük bir orduya dönüştürme çabası. Türkiye ise Güney güvenliğini, milli bütünlüğünü korumak için gereken tüm adımları atacak ve oradaki oluşuma bir terör koridoruna müsaade etmeyecek. Yani ABD kendisi bütün vergileri çarçur etmiş olacak. Yani başlarına bela eksilmeyecek ve Suriye'den kaçacaklar. ABD askerlerinin yaşadığı bu kabus, yarın şurada da helikopterimiz düşer mi? Şurada da şu saldırıya uğrar mıyız gibi hislerlere düşecekler. Artık karar verme vakti. NATO müttefiki Türkiye'ye karşı eylemlerinden evet bir şekilde kaçarak ve kurtularak, çekilerek, son vererek tabii ki düzeltebilir durumu diyeceğiz şimdiden. Ama tabii ki geçmişte işlediği günahların hesabını soracaklar. Ama şu bir gerçek ki, hesabını verecekler. Şu bir gerçek ki Türkiye artık yeni bir operasyonun kapısını aralıyor. Özellikle muhalifler tatbikatlar gerçekleştiriyor. Suriye Milli Ordusu başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yoğun tatbikatlar var. Bu da şunun habercisi. Bir şekilde bir harekat olacak. Terrifat'ta Rusların egemenliğine, özellikle Halep'i koruma çabalarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Esed şu anda kendi hislerinde boğulacak. Esed unsurlarını vuruyoruz ve vurmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte evet Suriye'nin kuzeyi ne ABD'ye, ne Rusya'ya, ne de Esed'e yar olmayacak. Güvenli bir yer olmayacak. Ona göre görecekler. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Türkiye vitesi yükseltti. Suriye'nin kuzeyinde yakında sıcak gelişmeler gebe ve ABD ve Rusya'ya kötü haberler gelmeye devam edecek gibi. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.